Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü videomuzda sizlere çörek otunun faydalarından ve çörek otuna 41 defa ayetel kürsü okumanın bizlere nasıl bir fayda sağlayacağından bahsedeceğim inşallah. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Birçoğumuzun evinde bulunan ve Peygamber Efendimizin hadislerinde ölümden başka her şeye, her derde şifadır ve devadır diye rivayet olunan çörek otunun birçoğumuz tarafından bilinmeyen manevi tedavi yönlerini bu videoda ele almak istiyorum. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz çörek otundan uzak durmayın, onda ölüm dışında her derde deva vardır diye buyurmaktadır. Yine İbn Atik'ten rivayet edilen bir hadisi şerifte bir hastanın yanına girdiğinizde 5 yahut 7 tane alın. Ezin ya da birkaç damla zeytinyağı ile karıştırıp burun deliklerine damlatın buyurmuştur. Her kim üzerinde nazar varsa, kötü enerji varsa, musallat ve büyüden şüpheleniyorsa, işlerinde bereket yoksa, çocuklarında hastalık varsa, insanlar arasında hürmet görmüyorsa ve sürekli fakirlikle boğuşuyorsa, bu tertibi uygularsa Allah'ın izniyle bundan mutlaka şifa ve deva bulacaktır. Hazreti Ali'den rivayetle her kim cuma günü çörek otunu alır, 41 tane sayar, her birine ayrı ayrı birer ayetel kürsü okuyup, yani bir çörek otuna bir ayetel kürsü okuyacak, kenara koyacak, bir tane daha okuyacak, kenara koyacak, bu şekilde hepsini bir kenara koyup bunların da üzerine topluca bir Yasin, bir Fetih, 7 Felak, 7 Nas okursa tabi Aliyül Ala olur. Bu 41 tane çörek otunu sağlam bir streç ya da bez gibi bir şeye sarıp cebinde taşırsa para eksik olmaz. Evinde saklarsa evine bereket olur. Büyü, musallat, ruhaniler evi terk eder. Evde hastalık varsa Allah'ın izniyle evi terk eder. Eşler arasında huzursuzluk varsa, baba evlat arasında huzursuzluk varsa inşallah son bulur. Ev bereketli, mutlu, saadetli bir eve döner. Eğer bir kişi ticaretinde gerçekten sıkıntı yaşıyorsa, arkadaş ve komşularıyla sıkıntı yaşıyorsa, herkes tarafından muhabbet görecektir. Parasının bereketi artar, ticaretinin yolu açılır. Uygulamadan şüphe etmeyin arkadaşlar. Hazreti Ali'den rivayet edilen bir hadisi şeriftir. Yapanlar hayatlarındaki mutluluklar, yenilikler, rızık ve bereket artmasına birebir şahit olmuşlardır. Muhakkak ki kara habbede, samdan başka her derde bir şifa vardır. Sam ölümdür. Kara habbe ise kendisine şuniz denilen çörek otudur. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadistir efendim. Çörek otu için İbn-i Sina şu sözleri söylemiştir. Çörek otu vücut enerjisini düzenler, hastalıkla kaybedilen canlılığı geri getirir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çörek otunu bizzat kendisi defalarca kullanmış ve ashab-ı kiramına da değişik vesilelerle tavsiye etmişlerdir. Hazreti Enes radıyallahu anh Allah'ın elçisi hastalandığı zaman bir avuç çörek otunu alıp onu su ve bal ile karıştırıp içerdi. Bu da yine büyük hadis külliyatında geçmektedir. Yine sevgili dostlar, başka bir hadis-i şerif daha söyleyeceğim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hastalanan ve aşırı derecede zayıflayan Hazreti Ali'ye "Ya Ali, yemeklere çörek otu koy. O ölüm hariç her derde devadır." buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı her konuda aydınlatmış ve insanlara yol göstermiştir. Çörek otunun insan sağlığı için olan önemini de günümüzdeki bilimsel imkan ve araştırmaların olmadığı bir dönemde belirtmesi ve insanlara bunun güzelliklerinden, faydalarından bahsetmesi bunun sadece çok küçük bir örneğidir. Çörek otu eski çağlardan beri modern tıbbın en doğal tedavi edici yöntemlerinden birisi olarak kullanılıyor. Vücuttaki zehirlerin atılmasını sağlayan çörek otu kan şekerini düzenler ve kan şekerini önemli ölçüde düşürmeye çok büyük yardımcı olur.
Mikrop ve virüslere karşı savunma aracı olan çörek otu, sindirime yardımcıdır ve mide ağrılarını azaltır değerli takipçiler. Gaz ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Astımda etkilidir. Öksürüğü azaltmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon tedavisinde de son derece faydalıdır. Yine saf çörek otu yağı özellikle alerji, egzama ve sedef hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalarda çörek otunun meme kanseri gibi bazı kanserler için çok etkili bir antikanser olduğu görülmüştür. İbn Hacer kendisinin bir vechinde yer alan çok hapşırma ile gelen nezleye nasıl kullanılacağı hususundaki bir açıklamayı merfu bir rivayetten bulduğunu kaydeder. Çörek otu ayıklanır, incecik dövülür, zeytinyağı ile karıştırılıp buruna üçer damla damlatılır. Bir diğer rivayetin açıklaması hangi hastalık için olduğu söylenmeden yapılmaktadır. İbn-i Hacer dedi ki, 20 tane, bakın, 20 tane çörek otu tanesini alırsın, bir beze bağlarsın, bir suya koyup bir gece bekletirsin. Sabah olunca burnun sağ deliğine bir damla, sol deliğine iki damla damlatırsın. Ertesi gün sağ deliğine iki damla, sol deliğine bir damla. Yani bu şekilde dönüşümlü olacak şekilde 3 gün veya 4 gün devam ederseniz mutlaka şifasını göreceksiniz. 41 tane ayetel kürsü okunmuş çörek otunu üzerinizde taşıyabilirsiniz. Ev veya arabanızda bulundurabilirsiniz. Evinizde, koltukların üzerinde, buzdolabının üzerinde, mutfağınızda, herhangi bir yerinizde bulundurabilirsiniz. Kaza belalardan korunmaya Allah-u Teala'nın izniyle yardımcı olur. Peki 41 tane çörek otuna 41 ayetel kürsiyi ne zaman okuyalım? Ne zaman daha faziletlidir derseniz, 41 tane ayetel kürsiyi özellikle ve özellikle Cuma günü okumaya devam edelim. Çünkü bereket ve rızkın artışında Cuma günü yapılan dualar, Cuma günü okunan dualar çok etkilidir. Nasıl yapacağız? Cuma günü, Cuma namazı ezan ile selasının arasında, yani Cuma ezanı ile Cuma selasının arasında 20 dakikalık süre var. Bu 20 dakikada yapamayanlar da Cuma sabah güneş doğduktan sonra niyet edip her bir çörek otuna birer ayetel kürsüyü okuyup 41 adete tamamlayıp onu da küçük bir kese şeklinde getirip poşete bağlıyorsunuz ve üstünüzde taşıyorsunuz. Peki kıymetli dostlar, neden ayetel kürsi? Geceleyin inmiş olan bu ayeti kerimeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i yanına çağırarak yazdırmıştır. Ayetel kürsi indiğinde dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp iblisin yanında toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi derece bakımından daha üstündür diye sorulduğunda ise Peygamber Efendimiz, sahabelerimiz radıyallahu anha İhlas suresi buyurdu. Peki o sahabe Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet fazilet bakımından daha üstündür deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetel kürsidir buyurdu. Bu Darimi'de yer alır. Ayetel kürsiyi okuyan kimse 7 kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel kürsi Kur'an-ı Kerim'in 1/4'üdür derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim farz namazın arkasından ayetel kürsiyi okursa cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allah-u Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında, düşmanları hakkında güvence verir. Evet değerli takipçilerimiz, Ayetel Kürsi'nin faydalarını, Ayetel Kürsi ile alakalı hadisi şerifleri okumakla bitiremeyiz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ayetel Kürsi serilerimiz devam edecek. Yine başka bir Ayetel Kürsi videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, videoları beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.